Bugün tarihte teşkilatçı bir dahi, sadece kahraman Türk milletinin büyük lideri olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü hep beraber Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde büyük bir hürmet ve sonsuz saygılarımızla anıyoruz. Necip Fazıl'ın dediği gibi öz yurdunda olmuştum parya. Hepsi bu kadar. Böyle bir cumhuriyet başlangıcımız var. Başlangıç böyle. Ama Atatürk bir şey yapıyor. İşte orada büyük lider olduğunu bir kere daha görüyoruz. Milleti inandırıyor kendisine ve geleceğe. Zaten liderlerin en büyük özelliği şudur. Arkasına düşen halkı, toplumu, milleti ateşleyebilmesidir. Davasına inandırmasıdır. Her şekilde o davanın yaşayacağına ve geleceği olacağına inandırmasıdır. Atatürk bu milletin davasını yeniden ateşlemiştir. Bir şey daha söylemek isterim. Türk milleti büyük başarılar elde etmiş bir millet olduğu gibi çok büyük hezimetler de yaşamıştır. Fuat Köprülü büyük düşünürlerimizden bu konuyu tahlil ediyor ve diyor ki niye bu başımıza bu belalar geldi? Osmanlı'nın son 200 senesi özellikle çöküşün sürekli devam ettiği yüzyıllar. Fuat Köprülü'nün dediği şey şu. Çöküşün temel sebebi davayı kaybetmiştik diyor. Dava fikrini kaybetmiştik diyor. Yani geleceğe olan inancımızı kaybetmiştik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti onun en büyük eseri olarak yoluna devam ediyor. Dünyanın 13. büyük ekonomisi kendi kendine yeterli olmada çok büyük mesafeler kaydetmiş. Gerçekten bağımsız olmak için hem siyasi hem askeri hem ekonomik anlamda güçlenerek yoluna devam ediyor. Bize düşen milli birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bütün farklılıklarımıza rağmen biz esasen farklılıklarıyla zenginleşmiş bir milletiz. Koskoca büyük devletler, cihan devletleri geleneğinden ve onların mirasından geliyoruz. Bizim farklılıklarımızın olması kadar tabii neyimiz olabilir? Ama bizim ortak bir geçmişimiz, mazimiz, büyük medeniyetimiz ve aydınlık bir geleceğimiz vardır. Büyük Türk milletinin sağlamış olduğu bu büyük huzur ikliminde yolumuza bir ve beraber olarak devam edeceğiz. İnşallah 21. yüzyıl yeni bir medeniyetin doğup dünyaya adaletin, insanca yaşamanın ve şu dünyada Türk milletinin bir kere daha insanlığa hizmet ettiğinin asıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında bir Osmanlı askeri 3 kıtada savaşmış. Kurtuluş Savaşı'nın önderi Osmanlı'nın 1. Han Savaşı'nda en önemli savaş olan Çanakkale Savaşı'nda askerlerine size ölümü emrediyorum diyebilecek kadar kararlı. Kurtuluş Savaşı'nda az önce rektörümüzün de belirttiği gibi herkesin umudunu kesmişken onlar da geldikleri gibi giderler. Düveli muazzama deniyordu o güçlüye, emperyalistlere. Onlara kafa koyacak kadar da kararlı. Atatürk toplumda pek çok değişimlerin nedeni olmuş. Gelişmeyi sadece
bilim ve fenle olabileceğini algılayan biri. Bizim kaynaklarımızın özümüze baktığımızda da filmi ve fenli ne zaman önde olmuşsak yeryüzüne hükümdar olabilmiş toplumlarız. Onu unutunca başka milletlerin avı olmuşuz. Ve bağımsızlığı kendi karakteri olarak, bağımsızlık benim karakterimdir diyebilen bir kişi. Yani başını başkalarına, fikrini, zikrini başlarına bağlayan birey değil. Özgün bir birey olmayı başarabilmiş bir insan. Ve siz gençlerden, cumhuriyeti kurarken cumhuriyetle ilgili gençlere şunu söylüyor. Ve cumhuriyetteki gençleri hazırlayan öğretmenlere, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bu sözler fikren, irfanen ve zihnen hür olmayı, bir yerlere bağlanmamayı gerektirir. Bunu derken inkarcı bir insan da değildir Atatürk. Din insanlar için lüzumlu bir müessesedir der. O nedenle de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduran, Kur'an'ı tercüme ettiren, Türkistan'ın önemli alimi olan Buhara'nın hadislerini tercüme ettiren ve İslam'ın temel bilgilerini bütün toplumun öğrenmesini sağlama amaçlı İslam ilmihalini yazdıran kişidir. Bu yazmata kalmamış, o zamanki 35 bin köye bunlardan birer nüsha gönderilmiştir. Devlet adamı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması ve onun ilk adımlarını reformlarla belirlemesidir. Etatizm, sekülerizasyon ve emansipasyon veya devletçilik, laiklik ve özgürlükle ilgili faaliyetleri Rusça kaynaklarda temel konu olmuştur. Fikir adamı olarak egemen ülkenin daimi yaşamasında uygarlığa giden yol en uygun yol olduğunu ve devlete sahip çıkacak gençlerin ülkesi için neler yapması gerektiğini gençliğe hitabesiyle göstermiş olduğundadır. Bugün içinde yer aldığı coğrafyada, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yer aldığı coğrafyada, o coğrafyayı lütfen gözünüzün önüne getirin. Suriye'siyle, Irak'ıyla, Mısır'ıyla, Arabistan'ıyla, Libya'sıyla, Tunus'uyla. Eğer Türk milleti hala bağımsız, hür, sömürge değilse, sefil değilse, emperyalist güçlerin paramparça ettiği bir ülke değilse, mülteci değilse, Atatürk'e çok şey borçluyuz diye düşünüyorum.